Efendimiz Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerine yakıp olmak üzere oraya zeytinyağı gönderin duymuştur. Elbette burada zeytinyağı semboldür. Efendimiz henüz o zaman için fethedilmemiş Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın önemini bildirmek ve hadis beyan etmiştir bu amaçla. Zeytinyağı semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği ve gayreti göstermektir. Bugün burada yaptığımız bu açıklama Kudüs'ün sahipsiz olmadığının beyanı içindir. Kudüs'e sahip çıkmak, sadece Kudüs'e sahip çıkmak değildir. Biz biliyoruz, tüm kalbimizde inanıyoruz ki, çocuk, Gazze'de de çocuk, İstanbul'da da çocuk, Hakkari'de de çocuk, Cizre'de de çocuk, Bağdat'ta da çocuk, her yerde çocuk çocuktur. Çocuklar ölmesin. Biz biliyoruz ki, inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye, Mekke'ye, Medine'ye sahip çıkmaktır. Yine biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, Müslüman ya da değil, tüm mazlumların dertleriyle dertlenmek demektir. Burada bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Anadolu Gençlik Derneği'nin yapmış olduğu bu açıklamalarla Kudüs'ü gündeme almak ve burada inşallah bağımsız Kudüs'ün özgür Mescid-i Aksa'nın olduğu günleri müşahat etmek duasında bulunacağız, dileğinde bulunacağız. Özgür Kudüs, özgür Mescid-i Aksa'da buluşmak temennisiyle ellerimizi amin diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.